Herkese merhaba, ben Tolga Özbek. Teknofest'in böyle bir üzerimizden silindir gibi geçtiği bir haftayla beraber olduk. 5 gün sürdü. Normalde pazar günü 5. gün sabah 10'da benim gündem vermem gerekirken o kadar yoğun koşturduk ve o kadar çok video attık ki size bu gündem videosunu pazartesi günü sabah 10'da yayınlamaya karar verdim. Biraz gün değişikliği oldu, kusura kalmayın. Evet, konularımız başında Teknofest çok ciddi bir yer tutuyor. İlk defa Adana'da yapıldı. Normalde çift yıllar İstanbul dışında tek yıllarda İstanbul'da Atatürk Havalimanı'nda Teknofest gerçekleştiriliyor. Çok sıcaktı hava ama o sıcaklık Adana insanının çok sıcaklığı ve ilgisiyle birlikte daha başka boyuta doğru taşındı. İzleyicilerimiz de bir araya geldik. Bol bol fotoğraf çektirdik. Keyifli dakikalar bizim bütün yorgunluğumuzu aldı bu açıdan. Adanalı arkadaşlarımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Bu videoyu da Tarsus'tan çekiyoruz. Mersin'e her gün gidip geldik. Otel bulmak çok güçtü ve fiyatlar inanılmaz fırlamıştı. Tarsus'ta ekibimizle birlikte konakladık. Her gün yaklaşık 40 kilometre civarında yolu Adana Havalimanı'na gidip geldik. Teknofest'te 1,6 milyon ziyaretçi hedeflenmişti. O hedeflenme daha resmi rakam açıklanmadı ama tutmuş durumda. Daha derli toplu bir gösteri oldu. Gençler açısından özellikle Şampiyonlar Ligi olarak adlandırılan çadırda hepsi birinci olmuş, derece almış gençlerin yer aldığı bir sergi vardı. Onun dışında zaten çok aktif olarak yarışmalar devam etti. Yarışmalarla birlikte havacılık gösterileri de çok keyifliydi. Onlarla ilgili özellikle Solo Türk kısmını da şimdi sizlere anlatmak isterim. Birçok hava aracı gösteri yaptı. Türk Yıldızları, Solo Türk, Jandarma Çelik Kanatlar, Orman Genel Müdürlüğü'nün uçakları, onun dışında yamaç paraşütleri derken çok keyifli, güzel gösteriler vardı. Adana aynı zamanda İncirlik Hava Üssü'nde KC-135R tanker uçaklarına ve de bir F-16 filosuna, 152. filoya ev sahipliği yapıyor. Onlar gösteri yaptı. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi ise çok keyifli bir üçlü kol geçişi yaptı. Lider insansız jet İHA'mız Anka 3 yanında Hürkuş ve öbür yanında Hürjet'le birlikte uçtu. Hürkuş'un gösterilerinde Türkiye'nin ilk uzaya giden Türk vatandaşı olan Albay Alper Gezer Avcı arka kokpitinde uçarak orada özel bir uçuş yaptı. Albay Gezer Avcı aynı zamanda F-16'da da tanker uçuşlarıyla birlikte selamlamaları geçti ve kol uçuşunda böyle küçük gösteriler, dalışlar, çıkışlar, kanat sallamalar yaptı. Aynı zamanda tabi biliyorsunuz T3 Vakfı tarafından organize ediliyor. T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı da Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar. Baykar'ın da çok büyük desteği var. Teknofest'te TB2, TB3 ve aynı zamanda Akıncı insansız hava aracı da kol uçuşları olsun, diğer hava araçlarıyla birlikte geçişlerini gerçekleştirdi. Tabii ki uçuş gösterilerine Solo Türk'ün yaşadığı o küçük talihsiz olay damgasını vurdu desek doğru olur. Perşembe günü yani gösterilerin ikinci gününde her gün uçtu Solo Türk. Bu Solo Türk gösterisini tamamladıktan sonra F-16 alçak geçişi sırasında kanat sallayarak bir seyirciyi selamlama hareketi vardır. Kanat sallarken önce şöyle sağa yattı, sonra açısı artarak adeta terse geçerek böyle bir tono hareketi, benzeri bir hareket yaparken çok alçak irtifada pilot son anda uçağı toparladı ve çekişle birlikte yere çok yakın tekrar yükseldi. Sola dönüşle uçuşuna devam etti. Arkasından İncirlik'te hava üssüne emniyetli bir şekilde uçuşunu gerçekleştirdi. Ama böyle seyrederken adeta bizlerin yürekleri ağzına geldi. Ne oldu, ne yapıldı? O görüntüleri ilk defa da ben sosyal medya üzerinden paylaştım ve gerçekten böyle bir seyredenlerin inanılmaz bir şekilde çok heyecanlandırdı. Böyle bir korktuk. Ben gözümle göremedim. O sırada çadırda sizlere işte bu videoları yetiştirmek üzere kısa bir mola vermiştik ama Solo Türk uçarken bizim çadır titriyordu. Şimdi böyle bir durum yaşandığı zaman uçak iniyor. İndikten sonra tabii ki bir kaza kırım ekibi bir soruşturma başlatıyor. Uçağın VTR olarak adlandırılan ve kokpitinden görüntü alan görüntülerin kayıtları alınıyor.
uçakta bazı bilgiler çeşitli sistemlerde onlar uçaktan ana bilgisayara indiriliyor ve incelenme başlanmış durumda. Gelen ilk bilgiler şu şekilde. F-16'nın bir kablolu uçuş sistemi var. Fly by wire olarak adlandırılıyor. Selamlama uçuşu sırasında sağ kumanda veriyor, sağ kanadı yatırıyor, sola kumanda veriyor pilot, sol kanadı derken bu sistemde muhtemel bir arıza konusunda bir yaklaşım var. Bakalım bu rapor sonrasında çıkacak. Sağ kumanda verdikten sonra bilgisayar, uçuş bilgisayarı o kumandayı devam ettiriyor. Yani aslında pilotun sola düzeltme kumandasını bypass ettiriyor. Bu sırada arttırmayla birlikte bu böyle bir anlık ama şöyle söyleyeyim 40 milisaniye içerisinde gerçekleşen böyle çok ani bir gelişme ve uçak oldukça alçak. Arttırdığı zaman bu dönüşü uçak kendi kendine uçak adeta terse geçiyor. Biraz da burnunu aşağı doğru veriyor ama o sırada pilot çok anlık bir müdahaleyle toparlayıp çekişle birlikte kurturuyor. Çok çok geçmiş olsun Sola Türkiye. Hava kuvvetleri bu tür olayları çok dikkatli inceliyor, analizlerini yapıyor. Bir arıza mı oldu? Başka nedenden mi bu şekilde uçak terse geçti? Bu incelenecek, çıkartılacak. Uçağın kumanda sistemlerine bakılacak. Ama dediğim gibi ilk etapta fly by wire sistemi üzerine odaklanılmış durumda. Umarım sivil kazalar pek açıklanmıyor ama bunu Hava Kuvvetleri bizlerle paylaşır. Çünkü on binlerce kişi o an o anlara orada gördü bunları ve şahit oldu bunlara ve bunlarla ilgili böyle bir bilgi verilir diye düşünüyorum. Gösterilerle ilgili de şunu ifade etmek istiyorum. Biz ilk bu videoyu aslında pist kenarında çektik. O çektiğimiz görüntülerden o anonsumun burada ne oldu? Onu verelim isterseniz. Sonra diyeceksiniz ki niye otelde devam ediyorsun? İnanılmaz bir tiyatro oynanıyor çocuklar için. Onun çok rahatsız edici sesi nedeniyle sonra kestik ve tekrar çekimlerimizi bu saat gece devam ediyoruz. Neden gösterilerde uçuş emniyeti önemli? İşte o videomun anonsunu buraya ekliyorum. Peki aklınıza şöyle bir şey gelebilir. Gösterilerde bu tür olaylar ne oluyor? Yani uçaklar çok mu emniyetsiz uçuyor? Şimdi şunu söyleyeyim size. Havacılık tarihinde son 25-30 yıllık dönem içerisinde iki önemli kaza var. Birincisi Almanya'da İtalyan akrobasit ekibi Frecce Tricolore'nin yaşadığı kaza. Önden gelen uçaklarla diğer taraftan gelen uçaklar aralarından geçiyorlar ve bir çarpışma meydana geliyor. Bu çarpışmada uçaklar seyircilerin üzerine düşüyor. O uçaklardaki pilotların yaklaşık yanlış hatırlamıyorsam 3 tane pilotun hayatını kaybetmişti. Onunla birlikte yerde de çok sayıda insan hayatını kaybediyor. İkinci önemli kaza ise Ukrayna'da meydana geliyor. Ukrayna Hava Kuvvetleri'nin bir Su-27'si pilot uçağı toparlayamıyor. Atlıyorlar, yere çarpıyor ve enkaz halkın üzerine doğru veriliyor. Şu an ben seyircilerin en uç noktasında oturuyorum. Pistin yaklaşık mesafesi bize 300 metrenin üzerinde. Emniyet mesafesi minimum 300 metre. Sonrasına yer ayarlanıyor ve burada bir emniyet şeridi pist. Pistin bu tarafına uçaklar geçmiyor. Pistin öbür tarafında uçuşlar gerçekleştiriyor. Burada da bir hava gösterilerinin sorumlusu var. Burada Teknofest'te de son bütün Teknofest'lerde aşağı yukarı Solo Türk'ün bir numarası Murat Keleş Albay. Bu konunun gösterinin sorumlusu uçuş emniyetinden. Airbus deniyor ona. Airbus herhangi bir şekilde uçuşu ihlal eden birisi olduğu zaman hemen Airbus onu inişe yönlendiriyor, uçuşunu kesiyor. Burada pilotlar pistin bu tarafına geçmiyor. Görüntülerden diyeceksin ki bu insanlar ne yapıyor burada? Bu insanlar pistin sonunda toplu ulaşım araçlarından inmiş, yol geçiyor, Tarsus yolu. Oradan buraya doğru yürüyen seyirciler. Yoğunluk burada, orada da tek sıra halinde yürüyenler. Biraz dayandan çekilmiş otoparktan böyle bir görüntü alınıyor. Şimdi gelelim hava savunma sistemlerine. Orta Doğu'da gerçekten artık savaş moduna geçmiş vaziyette. İsrail Gazze'yi dümdüz ettikten sonra Lübnan'ın güneyinde ve Hizbullah'ın merkezlerini vuruyor Lübnan'da. Muazzam bir hava harekatı düzenliyor ve gerçekten orantısız güç kullanıyor bunlarla ilgili. Ve arkasından tabii yapılan saldırılarda da
İran Hizbullah'ı destekliyor ve İran'ın bazı komutanları, bazı işte diplomatları bu saldırılarda öldü ve İran çok ciddi bir karşılık vereceğini ifade ettikten sonra İsrail'e bir balistik füze saldırısı, yaklaşık 180 civarında balistik füze saldırısı gerçekleştirildi. Bunlardan bir kısmı hedeflerini vurdu, hava üslerini vurdu. Hatta bu hava üslerinin vurmasıyla ilgili görüntülerde çeşitli uydu sistemleri üzerinden yansımış durumda. Burada da İran'ın demir kubbe olarak adlandırılan hava savunma sistemi ön plana çıkıyor. Bunların ne kadar önemli olduğu ön plana çıkıyor. Balistik füzeler daha ucuz ama muhtemel bu saldırılara karşı koymak için 180 füzeyi düşürmek için İsrail'in attığı muhtemel yüzlerce füze tam bir maliyet paylaşılmadı ama bunun yaklaşık o gecenin İsrail'e olan maliyeti 1 milyar dolar gibi bir rakam çıktı. Muazzam miktarda füze atışı gerçekleştiriliyor. Ama sonuçta amaç bunları havadan vurabilmek. Peki Türkiye'de durum nedir? Böylece bir kısa bilgi vermek istiyorum size. İsrail oldukça küçük bir ülke Türkiye'ye karşılaştırdığımız zaman toprak alanı açısından. Burada demir kubbe gibi bir sistemi kurmak, daha ekonomik, daha küçük alanlara bir sürü füze sistemlerini yerleştiriyorsunuz. Böyle bir füze sistemini Türkiye'nin tüm arazisini kaplayacak şekilde koyabilmek hiç kolay değil öncelikle. Ama belirli ve stratejik hedeflerin korunması amacıyla yerli füze sistemleri geliştiriliyor. Bu konularla ilgili adımlar tabii ki atılıyor. Bunlardan bir tanesi de biliyorsunuz Siper Blok 1'de Ürün 1 olarak değiştirildi adı. Daha sonra Ürün 2, hatta Ürün 2'nin atış testleriyle ilgili de videoyu sizle paylaşmıştım. Burada yavaş yavaş menzil uzamaya başlıyor. Yani şöyle diyebiliriz aslında. Sistem yaklaşık 250 kilometre gibi bir menzil içerisinde Siper Ürün 2 için hava soluyan olarak adlandırılan, yani jet motor sistemine sahip hava alıp kullanan, nedir bunlar? Jet uçaklar, helikopterler gibi birçok tehdidi şu an Türkiye'nin hava savunma sistemi, geliştirilen sistemler vurup düşürebilecek nitelikte. Bunun bir sonrası Ürün 3 ile birlikte işte seyir füzeleri, balistik füzelerin vurulması gibi daha zor. Çünkü bir füzeyi tespit etmek için en büyük zorluk çok iyi bir radar sistemine sahip olmanız gerekiyor. Bunlardan bir tanesi de örneğin Kürecik. Kürecik'te yer alan ANTPY-2 gibi bir radarınız olacak. O bir Amerikan radarı. Kürecik'te biliyorsunuz daha doğudan gelecek füzelerin tespiti için kurulmuş bir radar. Ama o radarın tabii verisi kime gidiyor? NATO'ya gidiyor. NATO'da da kime bu pencere açık? Bunlar önemli. İsrail'de bu radardan yararlandığı ifade ediliyor. Bunlarla ilgili de büyük tartışma var. Onu belirtelim. Balistik füze vurabilen hava savunma sistemleri arasında bugün Patriot'ın Pak-3'ü, Tihat, Arrow, Aster gibi sistemler var. Neden artık Siper de bunun arasına girmesin? Bir sonraki adım bu ama dediğim gibi çok iyi radar sistemleri geliştirilmesi lazım. Çünkü balistik füzeler bir bölümü uzaya çıkıp oradan hedefine geliyor. Bunların çok yüksek irtifalardaki durumları, hesaplamaları, tam nereye düşecek, atmosfere girdi, hangi hızla, nereden atılmalı, nereden vurulmalı gibi gerçekten oldukça zor ve iyi planlanması gerekiyor. Bunları da niye anlatıyorum size? Hem bu konuyla ilgili sorular geliyor. İkincisi de Teknofest'te Aselsan özellikle hava savunma sistemi. Çünkü hava savunma dediğiniz zaman yerden bir metre yüksekten başlayıp kilometrelerce ileri doğru, yüksek irtifaya doğru gidiyor. Bunlarla da ilgili Aselsan çok güzel bir sergi yaptı ve tabii ki bunlar da insanlar tarafından soruldu. Bu İsrail'in yaptığı saldırılar sırasında Lübnan hava sahası, Ürdün hava sahası kapatıldı. Zaman zaman Irak'ta uçuşlar duruyor. İran hava sahası keza aynı şekilde. Bakalım işler nereye gidecek? Daha çok karışıyor ve savaşın bölgesel olarak yayılması oldukça tehlikeli. Bu açıdan da Türkiye sağlam durduğunu aslında Adana'da yapılan bu Teknofest'te de
bir kere daha göstermiş oluyor. Bunlar çok önemli. Teknofest'i dolaşırken Orman Bakanlığı'nın kiraladığı uçaklar da sergilendi. Örneğin AT-802 hatırlayacaksınız. İstanbul Air Show'la geçen program onlarla ilgili kısa bir video hazırlamıştık sizlere. Onların gösterisi AT-802'lerin oldukça keyifliydi. Statik alanda ise yıllar sonra Türk Hava Kurumu uçakları Hurda'ya ayırırken Dromader'lar, Polonya'dan kiralamak zorunda kaldığımız Dromader'lar da statik alandaydı. Adana merkezli Dromader'lar görev yaptı. Onları da böyle bir görünce içim cız etmedi değil. Bunun da videosunu sizlere hazırlamıştım. Türk Hava Kurumu yanlış adımlar atıldığı zamanında özellikle Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörü, o dönemki rektör Ünsal Ban'ın attığı hareketler, Ünsal Ban'ın da adı biliyorsunuz Sedat Peker'in ifşasıyla ortaya çıkarmıştı. O bir gün işte tutturuyor diyor ki yedek parçaları var o yangın söndürme Dromader uçaklarının, ben buraya yemek anlatacağım, çıkartın bu parçaları. Parçalar dışarı çıkartılıyor, bütün evrakları kayboluyor ve uçaklar uçamaz duruma geliyorlar. Ve tabii ki bu uçakları uçurmak için özel pilotlar var ve bu pilotları da yavaş yavaş Türk Hava Kurumu orman operasyonu olmadığı için elinde tutamıyor. Ve onlar yok oluyor, teknik ekibi pilotları yok oluyor ve uçaklar orada. Evrak eksikliği, tekrar tescil edilememeleri, Türk Hava Kurumu'nun ekonomik anlamda kötü ve zor durumda olması nedeniyle o uçaklar orada hurda olarak kaldı ne yazık ki. Keşke onları kullanabilsek. Orman yangınları için bir damla bile taşıyan hava aracına her zaman ihtiyaç var. Neyin ne olacağı belli olmuyor. Bunlar da aklımıza gelen başka detaylar. Bir başka önemli gelişme de tabii jet İHA'lar anlatıyoruz. Kızıl Elma'nın testleri devam ediyor. Anko 3'ü gördük, Adana'da muazzam bir uçuş yaptı. Rusların da uçan kanat konsepti geliştirdikleri Su-70 Okhotnik olarak adlandırılan bir hava araçları var. Bu hava aracıyla ilgili testler devam ederken araç kontrolden çıkıyor. Yani kumanda almıyor. Yer merkezinden kumanda iletilemiyor ve alıyor başına gidiyor. Şimdi tabii bir tehlike Ruslar açısından. O hava aracının gidip Ukrayna üzerine gitmesi, orada düşmesi ve orada düşmanın eline geçmesi Ruslar açısından. Ukraynalılar da bekliyor tabii, gelelim biz bunu düşürelim, bir bakalım inceleyelim diye. İşte bu Su-70 bir başka Rusların 5. nesil olarak adlandırdıkları, motoru da koyarlarsa 5. nesil haline gelecek tamamen. Su-57 tarafından havadan atılan füzeyle vurularak düşürüldü. Bu da çok ilginç bir havacılık açısından gelişmeydi. Yani Ruslar uçağı kontrol edemedikleri için kendi uçaklarını düşürmek durumunda kaldı. Bu da oldukça ilginç bir gelişmeydi. Evet, Teknofest'in yorgunluğunu ben atamadım açıkçası. Bunu da gündem videomuzu bir günde gecikmeli olsa sizlere sunuyoruz. Teknofest'e sağ olun. Tekrar teşekkür ediyorum izleyicilerime. Bazen böyle yorgunluktan lafları toparlayamıyorum. Tekrar teşekkür ediyorum herkese. Umarım bir sonraki Teknofest daha organize bir şekilde geçer. Özellikle medya akreditasyonları konusunda sıkıntılar yaşadık. Orkestra yönetemedi o ne yazık ki çalışmaları. Her sene olduğu gibi yine benim kartım çıkmadı. Ondan sonra bunlar da böyle kenarda dursun. Ama Teknofest'le ilgili bir parantez açayım. Tuvalet problemi çözülmüştü bu yıl ve oldukça temizdi tuvaletler. O temizleyen vefakar ekibi, o apronu temizleyen temizlik işçilerine buradan selam olsun. Tabii bu iş için ter döken herkese çok çok teşekkür ediyoruz ama o işçiler de oranın tertemiz olmasına büyük katkıları var. Onlara ben gönülden ayrıca teşekkür ediyorum. Sonuçta bu çok ciddi bir gönüllü olarak yapılan bir festival. İşte Özdemir Bayraktar'ın bir çocuk uçağa dokunsun, hayatı değişsin sözlüğüyle başlayan bugünlere gelmiş ve kendini de dünya havacılık gösterileri arasında literatüre sokmuş bir Teknofest. Evet, bakalım gelecek yıl tek yıl İstanbul Atatürk Havalimanı'nda yapılacak Teknofest macerası 2025'te de devam edecek. Lütfen sorularınızı yorum olarak yazın ve tabii ki videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı da unutmayın. Abone olarak zaten sizi bekliyoruz, bunu her videomda söylüyorum standart olarak. Abone olun lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese iyi haftalar diliyorum.